Aşağıdaki bileşiklerden hangisi suda çözüldüğünde karşısında belirtilen anyonu oluşturmaz? Şimdi burada arkadaşlar iyon listesini bilmeniz gerekiyor. Bunu söyleyeyim. Ve önemli bir liste arkadaşlar. Onu mutlaka öğrenin. Çünkü ÖSYM mutlaka o listeyle ilgili bir bilgi soruyor her sene. Şimdi biz de burada listeyi biliyormuşuz gibi çözeceğim bunu. Peki magnezyum hidroksitten bahsediyor bize. Nasıl iyonlaşır suda bu bakın. Magnezyum 2 artı yük alır arkadaşlar. Hidroksit ise eksi 1'dir ve 2 tane var. O zaman magnezyum hidroksit bu şekilde oluşur. Oluşan anyon da budur. Burada potasyum permanganattan bahsediyor. Şunu da hatırlatalım. Şu MnO4 eksi 1 olursa permanganattır. MnO4 2 eksi olursa da manganattır. Şimdi burada iyonlaştırdığımızda potasyum artı artı permanganat eksi 1 oluşur. Burada ise 2 tane sodyum ve bir oksalat iyonu çıkar arkadaşlar. Bu da doğru. Oksalat anyonu bu arada. Anyon olduğunu, anyonları soruyor çünkü bize. Evet burada alüminyum daima artı 3 yük alır arkadaşlar. Nitrat 3 tane gördüğünüz gibi. Yani şu parantezin içindeki yapıdan 3 tane var demek istiyor. 3 tane de nitrat oluşur. Şunu da hatırlatalım. Evet bu nitrattır ama bu nitrittir. Nitrit. Şimdi şuraya gelelim. Burada da kalsiyum 2 artı ve 2 tane de nitrat eksi 1 oluşacak. Oksit çıkmayacak arkadaşlar. Nitrat çıkacak. Nitrat bir kök iyondur. Parçalanmaz suyun içerisinde. Cevabımız bu durumda E seçeneği olur. Azot ve amonyak moleküllerinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ortaktır? Şimdi azot arkadaşlar aynı ametal atomlarından oluşan bir dimoleküler, diatomik elementtir. Dolayısıyla bu bir apolar yapıdır. Bakın azotun Lewis yapısını çok çizdim diğer testlerde. Gördüğünüz gibi böyledir. Üçlü bağ olacaktır. Yani apolar bir moleküldür. Apolardır. Peki amonyak ise şu şekilde bir Lewis gösterimine sahiptir azot. Hidrojenler birer elektronlarla gelir ve buraya bağlanırlar. Bu da nedir? Polar yapıda bir moleküldür. Şimdi polar molekül olma her ikisi için de doğru değil. Çünkü biri apolar, diğeri polar. Geçici dipol oluşturma. Şimdi burada şuna dikkat etmek gerekir. Geçici dipol oluşturabilmeniz için arkadaşlar sizin yani geçici dipolün etkin olduğu durumu meydana getirebilmeniz için apolar yapıda olmanız gerekir. Apolar yapıda olursanız geçici dipol oluşturursunuz. Ama polar yapıdaysanız kalıcı dipol oluşturursunuz. Bu yüzden bu da ortak değildir. Su molekülleri ile hidrojen bağı oluşturma. Şimdi su molekülleri ile arkadaşlar hidrojen bağı oluşturabiliyorlar mı? Bir ona bakalım. Şimdi suyu çizecek olursak su şu şekildedir. Kuralımız neydi hidrojen bağında? Hidrojen FONN'den birine bağlı olacak ve dışarıdan FONN'den biriyle etkileşecek. Şimdi gelip de şunu söylerseniz bana, şurada FONN'den biriyle etkileşiyor hocam, bakın kuralı uyuyor. FONN'den birine kimyasal bağla bağlı oksijenle F, O veya N atomlarından biriyle etkileşecek dışarıdan da. Evet dışarıdan da etkileşiyor. O zaman bu hidrojen bağı olur. Ama ne demiştik? Hidrojen bağı polar moleküller arasında olur. Azot apolar olduğu için Fon kuralına uysa bile hidrojen bağı oluşturamaz suyla azot molekülü. Bu nedenle burada hidrojen bağı olmaz. Su polar olduğu için dipol kabul edip apolar olduğu için bu da indüklenmiş dipollük yaşadığında meydana gelen etkileşim adı ne olur? Dipol indüklenmiş dipol olur. Buna dikkat edin. Bakın tuzak bir bilgidir bu. Peki burada nasıl olacak? Burada ise bakın şöyle yapalım. Evet hidrojen FONN'den birine kimyasal bağla bağlı. Dışarıdan FONN'den biriyle etkileşiyor. Dolayısıyla bu etkileşim hidrojen bağı olacaktır. İkisi de polar mı? Evet ikisi de polar. Biri hidrojen bağı içeriyor. Diğeri dipol indüklenmiş dipol içeriyor. O zaman su molekülleriyle ikisi de hidrojen bağı oluşturmadığı için ortak değildir. Bağlayıcı elektron sayısı bakın. Burada 2 elektron, 2 elektron, 2 elektron var değil mi? Bağların olması için. Bağlayıcı elektron sayısı 2, 4, 6. Bağlayıcı elektron çifti sayısı kaç peki? 1, 2, 3. 3 çift var. O zaman bağlayıcı elektron çift sayısı burada 3. Peki burada yine gördüğünüz gibi her iki elektron bir bağ oluşturduğu için 3 çift elektron da burada var. Yine burada da 3. Evet bu ortaktır. Ortaklanmamış yani bağ yapımına katılmamış elektron sayısı. Bağ yapımına katılmamış elektron sayısı 2. 2 de burada 4'tür. Burada ise arkadaşlar 2 tanedir. Demek ki bu da ortak değildir.
XF3 bileşiğinde X atomu ortaklaşmamış elektron içermemektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Demek ki flor tek bağ yapacağını biliyoruz. Bakın 2 ve 7 yani florun Lewis gösterimi şu olur. 8'e tamamlamak için bir bağ ihtiyacı var. O halde X'in de çevresinde 3 tane nokta olmalıdır. Dolayısıyla ortaklaşmamış elektron böylece içermez. Florlar gelir, buralara bağlanırlar arkadaşlar ve yapı bu çıkar. Aslında bana X diye verdiği element bordur. Bakın 2, 3. 3 olduğu için bor biliyorsunuz yarı metaldir ve bu şekildedir. Şimdi yapı bu şekilde olur. X elementi periyodik cetvelde 5A grubundadır. Hayır, X bakın 1, 2, 3 tane değerlik elektronuna sahip. Çünkü bu flor 3 tane florla bağlanınca ortaklaşmamış elektron X atom üzerinde kalmayacak. O zaman önceden her birinde birer elektron var. Çünkü florlar birer tane bağımsız elektronlarla gelip karşısına bir tane alıp öyle bağ yapıyorlar. Tek bağ yapıyor çünkü her bir flor. Dolayısıyla X'in değerlik elektron sayısı 3 olduğu için X elementi aslında burada 3A grubunda demek istiyor bize. O zaman bu yanlıştır. X şimdi 5A'da olsa ne olurdu diye düşünenleriniz vardır belki, onu yapayım. Bakın 5A'da olsaydı Lewis yapısı şu olurdu. 3 tane flor böyle bağlanırdı ve X atom üzerinde ortaklaşmamış elektron çifti kalırdı. Ama bu elektron çifti içermemektedir dediği için bu değil, bu olmalıdır. XF3 molekülü apolar yapıdadır. Bu vektörler birbirini sıfırlayacağından dolayı apolar yapıdadır. X'in değerlik elektron sayısı 5'tir. Değerlik elektron sayısı son yörüngedeki elektron sayısıdır. Son yörüngedeki elektron sayısı 5 mi bakalım? 1, 2, 3'tür X'in. Dolayısıyla yanlıştır. Cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi oda koşullarında katı kristallere sahiptir? Arkadaşlar bu tarz sorularda genelde aşağıda iyonik bağlı bileşiği arayın. Ama bir bakalım teker teker. Bakın bu metan doğalgazın içerisinde bulunan ve oransal olarak en fazla olan gazdır. Oda koşullarında metan gaz halindedir. Hidrojen sülfür de dihidrojen monosülfür de arkadaşlar oda koşullarında gaz halindedir. Diazot monoksit de oda koşullarında gaz halindedir. Ve karbon disülfür de oda koşullarında sıvı haldedir arkadaşlar. Şimdi burada bakacak olursanız alüminyum klorür de alüminyum metaldir, klor ise ametaldir. Dolayısıyla bir iyonik bağlı bileşik oluşmuştur. İyonik bağlı bileşikler oda koşullarında katı haldedir, katı kristal haldedir. Bakın bunlar da katı halde olsaydı bunlar da kristal yapıya sahip olmuş olacaktı. Moleküler kristal olmuş olacaktı. Ama katı halde olamadıkları için katı kristal halde bulunamıyorlar oda koşullarında. Bunu da bilelim. Tanecikler arasındaki etkileşim dipol dipoldür. Lan'ın kuvvetleridir. Burada da dipol dipoldür. Burada da Lan'ın kuvvetleridir. Ama burada arkadaşlar tanecikler arasında oluşan etkileşim de iyonik bağdır. Örgü yapıdadır bir de o. Yani birim hücrelerden oluşur. Aşağıdaki etkileşim türlerinden hangisi diğerlerinden daha zayıftır? Dipol dipol, hidrojen bağı. Bir kere hidrojen bağı dipol dipolden daha güçlü elendi. İyonik bağ güçlü etkileşim, metalik bağ güçlü etkileşim. Lan'ın zayıf kuvvetlerinde en zayıf olduğu için cevap C olur. Karbondioksit molekülü için yargılarından hangileri doğrudur? Apolar yapıdadır. Daha önceki sorularda çok çizdim ama bir daha belirteyim bakın. Karbondioksit şu yapıdadır. Apolar yapıda olduğu için indüklenmiş dipol oluşturur. Yanıcı bir bileşiktir. Karbondioksit arkadaşlar yanmaz. Neden? Bir atom maksimum yükseltgen ve basamağına ulaştıktan sonra yanmaz. Mesela şuna bir bakalım ilk önce. Azot atom numarası 7, 2 ve 5. Azot 5A grubunda eksi 3 ile artı 5 dahil ve aralığında ne yapar? Yük alır. Peki mesela N2O3 diazot trioksit bileşine bakalım. Oksijen eksi 2 yüklüdür. Eksi 6 bu da artı 3 olur. Yani azot burada maksimum yükseltgenme basamağına ulaşamadığı için yanar. Ama şuraya gelirseniz bakın diazot pentoksit bileşiğinde eksi 10, 5 olmalı ki artı 10 olsun. Maksimum yükseltgenme basamağına ulaştığı için bu bileşik ise yanmaz. Aynı şey şurada da geçerlidir bakın. Karbon monoksit yanar mı? Oksijen eksi 2 yük alır, karbon artı 2 yük alır, yanar. Neden bunu söylüyorum? Karbonun değerlik elektron sayısı 4'tür. Yani karbon eksi 4 ve artı 4 arasında ve dahil yük alır. Demek ki maksimum artı 4 olabiliyor. Artı 4 olduktan sonra yanmayacak ama. Eksi 4, burası da artı 4. Artı 4 olduğu için yanmaz. Yani yanıcı bir bileşik değildir. Lewis yapısı şeklindedir demiş. Bakalım burada dikkatinizi çekecek şöyle bir nokta var bakın burada arkadaşlar. Şu karbonla şu oksijen arasında bir bağ oluşmuş. Halbuki burada iki bağ oluşmalı. Lewis yapısı bu şekilde olmayacaktır. Cevabımız bu durumda A seçeneği olur.
Yukarıda verilen iki olay için yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi burada sodyum klorür sıvı haldeymiş ama sodyum klorür ne yapmış arkadaşlar? Elementlerine ayrışmış. Yani bileşiği parçalamışsınız. Dolayısıyla elementlerine dönüştüğü için bu olay kimyasal bir olaydır ve aynı zamanda güçlü etkileşimler kırılmıştır burada. Peki burada ise sodyum klorür sıvısını suya atmışsınız, iyonlaşmış. Suyu buharlaştırdığınızda tekrar sodyum klorürü elde edebilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlar burada meydana gelen etkileşimler ise zayıf etkileşimlerdir. Fiziksel bir olay meydana gelmiştir. İyon dipol bağlar oluşmuştur. Burada ise iyonik bağı kırmışsınız. Birinci olayda güçlü etkileşimler kopmuştur. Doğru. İkinci olayda iyon dipol etkileşim kurulmuştur. Doğru. İyon dipol etkileşim burada kurulmuştur. İyon ve su. Su dipol bir moleküldür. O zaman iyon dipol olur. Yani hatta şurada bir kere daha göstereyim. Bakın su şöyledir. Şurası kalıcı artı, kalıcı artı, kalıcı eksidir. Sodyum iyonları artı yüklüdür ve burada iyon. Bu da bir polar molekül olduğu için dipol yapıdır. Dolayısıyla bağ, iyon, dipol bağıdır. Aynı şekilde klorürler de burayla yaparlar. Klor da yine iyondur ve bu bağ da iyon dipol bağıdır. Evet, birinci olayda güçlü etkileşimler oluşmuştur. İkinci olayda iyon dipol etkileşim kurulmuştur. Birinci olaya eşlik eden enerji ikinci olaydan daha büyüktür. Çünkü güçlü etkileşim kırmışız arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız E olur. 5 öğrencinin su moleküllerine uygulayacakları işlemler şöyledir. Buna göre hangi öğrencinin yapacağı işlemler kimyasaldır? Hayal, buz halindeki su moleküllerini eritmek. Eritme olayı arkadaşlar fiziksel bir olaydır. Dolayısıyla güçlü etkileşimi burada kırmamıştır. Peki bu fiziksel bir olay. Bunu belirtelim. Esra sıvı su moleküllerinin içerisine sodyum metal atarak gaz çıkışı gözlemlemek. Bu işlemi yapmıştır Esra. Burada ne olur aslında bakın. Sodyum metali su ile birleştiği zaman arkadaşlar hidrojen gazı çıkaracağı. Hidrojen gazı çıkışı da burada arkadaşlar kimyasal bir olay olduğunu gösterir bize. Arda sıvı su moleküllerinin içerisine sodyum klorür eklemek. Suyun içerisine siz sodyum klorür eklediğiniz zaman ne olur? Tuz suda çözünür. Tuzun suda çözünmesi fiziksel bir olaydır. Aleyna su moleküllerini elektroliz etmek. Elektroliz işleminde arkadaşlar bileşik elementlerine ayrışır. Bileşiğin elementlerine ayrışması olayı yine kimyasaldır. Kovalent bağı kırmışız burada. Dikkat ederseniz kimyasaldır. Mert sıvı su moleküllerinin içerisine etil alkol eklemek. Suyun içerisine alkol eklerseniz çözünür arkadaşlar bakın. Etil alkol sıvı halde suyun içerisine attığınız zaman etil alkol ne olacaktır? Etil alkol suda çözünecektir ve alkolün suda çözülmesi fiziksel bir olaydır. Peki hangileri kimyasaldır diye soruyordu bize. Esra'nın yaptığı kimyasal gördüğünüz gibi Aleyna'nın yaptığı da yine kimyasaldır. Yani burada arkadaşlar cevabımız A çıkar. Aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal değişim değildir? Yanma, elektroliz, mayalanma ve solunum kimyasaldır arkadaşlar. Ama donma olayı hal değişim olayıdır. Hal değişim olayları ise fizikseldir. Yukarıda verilen iki yanma tepkimesi dikkate alındığında yargılarından hangileri doğrudur? Birinde azot gazı yakılmış, diğerinde karbon. Ama dikkat edin, azot gazının yanması endotermiktir. Diğer yanma olaylarının hepsi egzotermiktir. Yani azot yanarken ısı alır. Diğer yanma olaylarının hepsinde dışarıya ısı verilir. Yanma tepkimeleri sonucunda enerji elde edilir. Elde edilebilir. Peki burada enerjiyi dışarı çıkardığınız için elde ettiniz. Burada ise harcadınız. Yani elde edilebilir dediği için doğru, elde edilebiliyor. Yanma tepkimeleri kimyasal bir olaydır. Evet, yanma daima kimyasaldır. Yanma olabilmesi için oksijen gereklidir. Dikkat ederseniz yanma olaylarında her ikisine de oksijen vardır. Peki cevabımız bu durumda E seçeneği oluyor. Asit baz ve çözünme çökelme tepkimeleri ile ilgili olaylarından hangileri ortaktır? Su oluşması. Asit baz tepkimesinden arkadaşlar her zaman su oluşmaz. Ama asit baz tepkimesinden su oluşuyorsa bu olay arkadaşlar nötralleşme tepkimesidir aynı zamanda. Çözünme çökelme tepkimelerinden de arkadaşlar hemen hemen hiçbirinden su oluşumu gözlenmez. Bu ortak değil. Asit baz tepkimelerinin çoğundan su çıkar. Çözünme çökelmelerinin hemen hemen hiçbirinden çıkmaz. İyonların yer değiştirmesi. Mesela bir asit baz tepkimesi yapalım. Ünlü hidrojen klorür ile sodyum hidroksidi birleştirelim.
neydi? Bazın katyonuyla asitin anyonu tuzu oluşturuyor ve su çıkıyor. Bakın dikkat ederseniz buradaki klorür buradaki hidroksitle yer değiştirmiş gibi bir durum yok mu? Bu buraya gelmiş, bu da buraya gelmiş. Bu buraya gelince tuz oluşmuş, bu buraya gelince su oluşmuş. Peki bir de çözünme çökelme tepkimesi yapalım. Mesela gümüş nitratın sulu çözeltisiyle sodyum klorürün sulu çözeltisini karıştıralım. Bakın burada gümüş klorür katısı ve sodyum nitrat sulu çözeltisi oluşur. Bu arada bu tepkimenin devamını siz bilmek zorunda değilsiniz. Bunu size sınavda tam olarak verip sorar. Şimdi bu suda katı ve suda. Burada da dikkat ederseniz şuradaki Ag katyonuyla klor anyonu aslında ne yapıyor? Birleşiyorlar. Şöyle diyebiliriz. Ag anyonu katyonuyla sodyum katyonu yer değiştirmiş gibi olmaz mı? Ag buraya gelmiş, sodyum buraya gelmiş. Dolayısıyla bu ortaktır her ikisinde de. Zıt yüklü iyonlar arasında bağ oluşumu. Evet bakın artı ile eksi arasında bağ oluştu. Artı ile eksi arasında bağ oluştu. Bu da ortaktır. Cevap bu durumda D seçeneği olur arkadaşlar. Şimdi mavi turunsol rengini kırmızıya çevirir. Mavi turunsol kırmızıya çeviriyorsa asit özelliğindedir. Y tadı acıdır. Tadı acıysa arkadaşlar bazdır. Asitlerin tadı ekşidir bu arada. Z'nin pH'i 25 derecede 7'den büyükse pH'i 7'den büyük olan bir madde bazdır. Nötralleşme tepkimesi sonucu oluşan maddelerden biridir. Tuz veya nedir arkadaşlar? Sudur. Asit baz tepkimeye girdiğinde tuzun yanında su oluşuyorsa olay nötralleşme tepkimesiydi. Şimdi amonyak baz, sodyum hidroksit baz. Demek ki bu X bunlardan biri olabilir. Y ise baz. Y burada asit olarak verilmiş. Bakın burada baz. Burada da amonyak da baz. Z pH 7'den büyük olduğuna göre ne olmalı? Baz olmalı. Her ikisi de baz. Nötralleşme tepkime sonucu baz oluşmaz arkadaşlar. Ama su oluşabiliyor. Cevap bu durumda D seçeneği olarak karşımıza çıkıyor.